zalime karşı zulmünü haykırırken şu anda bile zalim ne yazık ki Gazze'de mülteci kamplarına an itibariyle şiddetli bir saldırıda bulunmakta ve ne yazık ki onlarca kardeşimiz orada şu anda şehit edilmekte. Konya Lisesi gibi, İzmir Lisesi gibi üniversitesi de bu sene ne yazık ki mezuniyet töreni yapamayacak ve mezun veremeyecek. Evet kazandılar ama biz de onların bu zor durumlarını sonlandırabilmek için elimizden geleni yapmak zorundayız arkadaşlar. O yüzden genç arkadaşlarımı da tebrik ediyorum böyle bir program düzenledikleri için. İnşallah desteklerini her zaman bekliyoruz demişler. İnşallah biz de kendi vicdanımızı, kendi ruhumuzu diriltmenin yollarından bir tanesinin de 8 aydır devam eden soykırım ve zulme sabreden onurlu Gazze halkına selam olsun. Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak sessiz yürüyüşümüzün 30. haftasında yeniden Gazze'yi hatırlamak ve hatırlatmak için toplandık. Katil İsrail'in 10 yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal ve zulüm 7 Ekim'den bu yana katlanarak devam ediyor. 8 aydır her gün, her dakika Gazze'ye bombalar yağıyor ve şehit haberleri geliyor. Gazze halkı ölümle, açlıkla, hastalıkla boğuşuyor. Kayıtlara geçmiş sayılardan bazılarını paylaşmak istiyorum. 15 bini çocuk olmak üzere 36 bin kişi şehit oldu. 498 sağlık çalışanı, 147 gazeteci öldürüldü. 7 adet toplu mezar bulundu. 80 binden fazla yaralı var. Bütün bu olanlara rağmen aylardır bizlere ve bütün dünyaya ders veren Gazze halkının imanını, cesaretini, sabrını hayranlıkla izliyoruz. Ve biliyoruz ki şu an Gazze halkı zor durumda olsa dahi bu mücadeleyi onlar kazandı, kazanmaya devam ediyorlar. Gazze bize üniversite oldu. Gazze bize rahmet kaynağı oldu. Gazze bize kadınların çocuk sevgisinin nasıl olması gerektiğini öğretti. Gazze bize yürek neymiş onu öğretti. Biz biliyoruz ki bu filmin sonu henüz gelmedi. Sona geldiğimizde işte o zaman Gazze'deki annelerin haykırışlarının karşılığını göreceğiz. O zaman zulmedenlerin neler yaşadığını göreceğiz. Bizler vicdanımızla, şuurumuzla, duamızla, mesleklerimizle, eylemlerimizle Gazze'deki kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bizler vicdanımızla, şuurumuzla, duamızla, mesleklerimizle, eylemlerimizle Gazze'deki kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bizler hekimler ve sağlık çalışanları olarak 30. haftasında toplandığımız yürüyüşümüzde aykırıyoruz. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız. Niçin buraya geldin? Filistinlilere destek vermek için ve onlarla beraber olmak için katliam oluyor. O yüzden Filistinlilere destek veriyorum. Gazze'deki çocuklar katlediliyor ve onlar için buraya geldik. Buraya niçin geldin? Filistin için. Filistinli çocuklar için geldim. Onlar ölüyor. Onların ölmemesi gerek. Bunun için buradayım.